Adım Zekiye, soyadım Ek, Erzurumluyum. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetim Bölümünden 2020 yılında mezun oldum. Şu an Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Afet Eğitimi ve Yönetimi alanında yüksek lisans yapmaktayım. Bugün sizlere danışmanım, doktora öğretim üyesi Erdem Gündoğdu ile birlikte hazırlamış olduğumuz Orta Yaş ve Üzeri Grubun Afet Bilincinin Değerlendirilmesi adlı tezimin sunumunu yapacağım. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Öncelikle araştırmamın konusundan bahsedecek olursam, bu araştırma Erzurum Karaçaban'da yaşayan Orta Yaş ve Üzeri grubun afet konusunda bilgi ve bilinç düzeyleri, ayrıca afetlere ne kadar hazırlıklı oldukları üzerine yapılmıştır. Söz konusu bu çalışma Erzurum Karaçaban ilçesinde yaşayan 100 kişi ile yapılan iki kısımdan oluşan anket formu ile yüz yüze görüşülerek yapılmıştır. Çalışmanın amacı ve önemi. Bu araştırmanın amacı Erzurum Karaçaban ilçesinde yaşayan Orta Yaş ve Üzeri grubun afet bilinci bilgi düzeyini değerlendirmesi ve bu araştırma sonucunda özellikle eğitim düzeyinin düşük olduğunu saptadığımız bu grupta bilinçlendirme çalışmalarına katkı sağlamaktır. Geçmişten günümüze kadar bakıldığında ülkemizde afetler olmuştur ve ne yazık ki olmaya devam edecektir. Özellikle doğal afetlerin önüne geçilmeyecek kuşkusuz kabul edilir bir gerçektir. Ancak etkileri kazandırılan bir afet bilinciyle minimize edilip önüne geçilebilir. Söz konusu bu çalışmada Orta Yaş ve Üzeri grubunun afet grubunu bilinçlendirmesi sağlanarak ve bu kişilerin de diğer yaş gruplarını bilinçlendirmesini sağlayarak art arda bir bilinçlendirme sarmalı oluşturmak temel hedefimizdir. Araştırmanın evreni ve araştırmanın sınırlıkları. Araştırma Erzurum Karaçaban ilçesi ve 2022-23 yılları arasında sınırlandırılmıştır. Araştırmada yalnızca Erzurum Karaçaban ilçesinde yaşayan Orta Yaş ve Üzeri grubu kapsamaktadır. Örneklem grubu olarak Erzurum Karaçaban ilçesinde yaşayan 40 yaş üstü 100 vatandaş kapsamaktadır. Araştırma verileri literatür taraması ve afet bilinci düzeyini ölçmek için kullanılan anket formundaki sorular ile sınırlandırılmıştır. Afet türlerine bakmadan önce afet kelimesinin anlamına bakacak olursak, afet kelime anlamı olarak büyük felaket, bela, yıkım anlamına gelmektedir. Ne yazık ki varoluşumuzdan beri afetler hem sosyoekonomik hem de psikolojik olarak bizi etkilemekte ve gelişen sanayileşme ile birlikte afet türleri günden güne artmaktadır. Kabul edilir, genel anlamıyla kabul edilir afet tanımına bakacak olursak, toplumun tamamını veya belli bir kesimin etkilendiği, etkilenen toplumda fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı sekteye uğratan, insan faaliyetlerini durduran, toplumun baş etme yetisini aşan, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olayları biz afet olarak tanımlamaktayız. Afetler doğal olaylar sonucu gelişirse doğal afetler, insanın çeşitli etkinlikleriyle meydana gelmesi durumunda ise insan kaynaklı afetler olarak nitelendirilebilir. Doğal afetler, yavaş gelişen doğal afetler ve ani gelişen doğal afetler olmak üzere ikiye ayrılır. Yavaş gelişen doğal afetler, şiddetli soğuklar, kuraklık, kıtlık ve benzeri örnek gösterilebilir. Ani gelişen doğal afetlere ise deprem, sel, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ, fırtınalar, hortumlar, volkanlar, yangınlar ve benzeri örnek gösterilebilir. İnsan kaynaklı afetlere ise nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar, taşımacılık kazaları, endüstriyel kazalar, aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar, göçmenler ve yerlerinden edinenler ve benzeri örnek gösterilebilir. Dünyada gözlenen afet türlerine baktığımızda ise jeolojik afetler, deprem, heyelan, kaya düşmesi, volkanik patlamalar, çamur akıntıları, tsunami ve benzeri örnek gösterilebilir. Klimatik afetlere ise sıcak dalgası, soğuk dalgası, kuraklık, dolu, hortum, yıldırım, kasırga, tayfun, sel ve benzeri diğer ekranda görülen diğer afet türlerinde örnek gösterilebilir. Biyolojik afetlere ise erozyon, orman yangınları, salgınlar, böcek istilası gibi afetler örnek gösterilebilir. Sosyal afetler, yangınlar, savaşlar, terör saldırıları, göçler. Teknolojik afetlere ise maden kazaları, kimyasal biyolojik nükleer silahlar ve kazalar, sanayi kazaları ve ulaşım kazaları örnek gösterilebilir.
çevresinin depremselliğine baktığımızda, öncelikle Erzurum ili depremsellik alanı incelendiğinde Çikolata Pay Zonu, Başköy Kandilli Pay Zonu, Talan Döken Pay Zonu ve Erzurum Dumlu Pay Zonu geçtiği oldukça aktif tektonik yüzeylerden oluştuğu görülmektedir. Söz konusu bu şehirde geçmişten bu yana oldukça şiddetli depremler yaşandığı ve yaşanacağı bilinmektedir. Erzurum şehir merkezinden 100 km çapında bir alanda 1900 yılından günümüze kadar olan depremler taranmıştır. Bu tarama yapılırken Erzurum ilinin merkez koordinatı olan 39-54 kuzey enlemi ve 41-15 doğu boylamı olarak değerlendirilmiştir. Koordinat 100 dakikalık sistemde ise 39-90 kuzey enlemi ile 41-25 doğu boylamına karşılık gelmektedir. Tarama sonucunda 1900 yılından itibaren meydana gelmiş, 1900 yılından itibaren meydana gelmiş, büyüklüğü 3,5'tan büyük olan 584 tane depremin varlığı tespit edilmiştir. Yine aynı şekilde büyüklüğü 4'ten büyük olan 264 tane, 5'ten büyük olan 67 tane depremin varlığı bilinmektedir. Bu depremlerden 6 tanesinin büyüklüğü ise 6'dan büyüktür. Şekilde de görüldüğü üzere 1900 yıllarından bu yana kadar Erzurum ilinde meydana gelen depremlerin çoğunlukla Kuzey Anadolu fay hattı ve Doğu Anadolu fay hattının kesiştiği noktalar olan Çat, Tekman, Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca 1966 yılında meydana gelen Muş-Varto merkezli depremde Hınıs, Karaçoban, Tekman ve Çat ilçeleri ağır hasar almış olup 5000'den fazla binanın yıkılmasına sebep olmuş ve 2394 kişi de hayatını ne yazık ki kaybetmiştir. Erzurum şehir merkezinde 200 km çapında bir alanda yapılan taramada ise 1900 yılından günümüze kadar olan 6'dan büyük 22 adet deprem varlığı görülmektedir. Tüm bu sonuçlar bize Erzurum ili ve çevresinin aktif bir deprem riskini her zaman barındırdığını göstermektedir. Araştırma bulgularına bakacak olursak, araştırmada ilk öncelikle demografik özelliklerine bakacaksak, araştırmaya yaşları 40 ile 81 arasında değişen 100 kişi katılmıştır. Katılımcıların %33'ü 40-49 yaşları aralığında, %27'si 50-59 yaş aralığında, %19'u 60-69 yaş aralığında, %21'i ise 70 yaş üzeridir. Katılımcıların cinsiyet dağılımı ise %35'i kadın, %65'i erkek olacak şekildedir. Bir diğeri, katılımcıların medeni haline göre dağılımı ise %84'ü evli, %16'sı bekar olacak şekildedir. Katılımcıların çalışma durumuna göre dağılımına bakıldığında ise %59'un biri işte çalıştığı, %41'in ise biri işte çalışmadığı görülmektedir. Araştırmaya katılanların %10'u okuma yazma bilmemekte, %39'u ilk öğretim mezunu, %15'i lise mezunu, %36'sı ise yüksek öğretim mezunudur. Bu yüksek öğretim mezunlarında ise %5'i ön lisans mezunu, %26'sı lisans, %5'i ise lisans üstü mezundur. Afet bilgi düzeyine bakacak olursak, %30'u daha önce bir afete maruz kalmıştır, %39'u daha önce bir afet eğitimi almıştır, %55'i olası bir afet anında ne yapması gerektiğini bildiğini ifade etmiştir, %49'u olası bir afet öncesinde ne yapması gerektiğini bildiğini ifade etmiştir, %50'si olası bir afet sonrasında ne yapması gerektiğini bildiğini ifade etmiştir, %52'si yaşadığınız şehirde afetlere yol açabilecek tehlikeleri biliyor musunuz sorusuna evet cevabı vermiştir. %53'ü acil durum çantasında neler bulunması gerektiğini biliyor musunuz sorusuna evet cevabı verirken evinizde acil durum çantası var mı sorusuna sadece %25'i evet cevabı vermiştir. Aile acil durum afet planınız var mı sorusuna %24'ü yani 24 kişi evet cevabı vermiştir. 24 kişi evet cevabı verirken afet planına uygun olarak afet sonrasında nasıl tahliye olacağını ve nerelerde toplanması gerektiğini biliyor musunuz sorusuna 21'i evet cevabı vermiş, 3 kişi ise hayır cevabı vermiştir. Yangın söndürme tüpü nasıl kullanıldığını biliyor musunuz sorusuna %52'si evet cevabı vermiş. Ancak evinizde yangın söndürme tüpü var mı sorusuna sadece %11'i evet cevabı vermiştir. Yerleşim yeriniz civarında yer alan acil durum toplanma alanlarını biliyor musunuz sorusuna %42'si evet cevabı vermiştir.
Sonuçlara baktığımızda genel anlamda afetler bireylerin ve toplumun yaşamını kesintiye uğratan, can ve mal kayıplarının olduğu ve çoğunlukla da yerel imkanlar ile baş edilemeyen olaylardır. Afetlerden özellikle de deprem ve sel gibi meydana geliş zamanı önceden net olarak tahmin edilemeyen olaylarda can ve mal kayıpları daha yüksek boyutlara ne yazık ki ulaşabilmektedir. Bu tür durumlarda afetin vereceği zararları en az boyuta indirmek için bireylerin afet bilincinin gelişmesi son derece önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada Erzurum ili Karaçıvan ilçesinde yaşayan 40 yaş üzeri toplam 100 kişiye afet bilgi düzeyini ölçmeye yönelik bir anket uygulanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımına bakıldığında %65'i erkek, %84'ü evli, %59'un biri işte çalıştığı, %54'ün ilk orta dereceli ve %36'sının ise yüksek öğretim mezunu olduğu, %60'ın ise 40 ve 60 yaş grubunda olduğu görülmektedir. Katılımcıların %30'u daha önce bir afete maruz kaldıklarını belirtmelerine rağmen sadece %11'in evinde yangın söndürme tüpünün olduğu, sadece %25'in acil durum çantasına sahip olduğu, sadece %24'ün acil durum planı olduğu görülmüştür. Diğer anket sorularına verilen cevaplarda benzer durumlar söz konusudur. Bireylerin karşılaşacak afetleri bilmesine ve bu afetlere maruz kalanların olmasına rağmen gerekli tedbirler yeterince almadıkları görülmektedir. Tüm bu hususlar göz önüne alındığında bireylerin afet konusunda nispeten fikir sahibi olduğu ancak tedbir alma konusunda somut adımları hala atmadıkları açıkça görülmüştür. Bu durumda bireylere somut tedbirler alma noktasında yapılacak çalışmalar ve bilinçlendirmeler bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.